Evet, iyi akşamlar. Diyanet Motorspor TV izleyicileri, sevgili Formula 1 fanları. Hepiniz hız topuna Ferrari nevi İtalya Monza'ya hoş geldiniz. Evet, an itibariyle 18 dakikalık sıralama turlarımız başladı ve 1 dakikasını da geride bıraktık. Yavaş yavaş pilotlar piste çıkıyor ve hatta Ferrari'nin pilotu Özgür piste çıkan da ilk isim oluyor. Biz de kendisine konuk olalım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler demek istiyorum. Ben Hasan Çalarpınar. Yine her zaman olduğu gibi Diamond League'lerin anlatımında karşınızdayım. Evet, Özgür artık Ferrari'nin kendi evinden olduğundan mıdır bilmiyorum ama piste çıkan ilk isim oldu ve Ferrari'siyle turunu atmak üzere ilerliyor. Bakalım nasıl bir derece gelecek Ferrari'nin kendi evinde Ferrari pilotu Özgür Özkaya'dan. Geçtiğimiz hafta yansızlıklar yaşamıştı, hatırlayacaksınız, Hollanda'da. Evet, tabii ki ben turlar başlamadan da yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün Ferrari haftasına özel Fanbox'tan bir adet Ferrari'nin 2022 aracı olan F175 temalı tişört çekilişimiz olacak. Ünlem DRR yazarak çekilişimize katılabilirsiniz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler ünlem DRR yazıp kanalımızı takip etmek. Onun ardından yarışın sonunda çekilişimizi açıklayacağız. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Eğlencenin tadına bakın. Hepinize tekrardan iyi seyirler ve Özgür de ilk virajı dönerek tura başladı. Bakalım Özgür'den nasıl bir tur izleyeceğiz. Evet, 26.5 geldi ilk sektörde. İki Lezmo'ya doğru ilerliyor. Bakalım Lezmo'lardan sonra Ascari'ye doğru ilerleyeceğiz. Özgür şimdi ikinci sektörün sonuna doğru ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi evet, burayı da sorunsuz bir şekilde geçti. Şimdi önünde bir Haas pilotu var. Sanıyorum ki ondan da bir DRS alacak. Evet, artık son virajı da döndü. Start finish düzlüğüne doğru ilerliyoruz. Özgür'le beraber çizgiye geldi ve 1.20.5 geliyor kendisinden. Bakalım başka turda olan isim var mı? Yakalamaya çalışıyorum ama kenarda kalmış olarak gözüküyor. Hatta Yusuf'a bakalım derken Halil Utku 1.19.999 geldi kendisinden. Şu an yarım saniye geçiyor Red Bull pilotu. Ya bu arada bariyerlere çarpıyor Yusuf Kerem. Ascari'de kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak sıralama turlarına veda ediyor. Deha Demircioğlu 1.19.4 elde etti ama Yusuf Ascari'de kontrolünü kaybederek sıralama turlarına veda ediyor. Yarışa son sıradan başlayacak Yusuf Kerem. Gerçekten Ascari pilotların canını okumaya devam ediyor. Bu arada Eren de şimdi turunu tamamlayacak. Nasıl bir derece gelecek? Ve 1.20.339. 5. sıraya yerleşti. Deha'nın 1.19.4'lük derecesiyle ilk sırada olduğunu görüyoruz. Yarım saniye gerisinde Halil var. Serhat 3. Kaan 4. Şefik 5. Özgür 7. sırada. Yunus Emre acaba bir kez daha mı tura başladı? Tam emin değilim ama evet, sanıyorum ki tura devam ediyor. Yunus Emre Tunç 1.20.7'lik bir derece elde etmişti. İkinci sektöre devam ediyoruz. Yunus Emre Tunç'la beraber Williams pilotu
İlk Lezmo'yu döndü. İkinci Lezmo'yu da dönecek. Herhangi bir problem yaşamadı. Evet, Lezmo'ların çıkışlarında turlar iptal olabiliyor. Monza'nın bu şekilde pilotları zorladığı noktalar da var tabii ki. Bu arada yayında bir sıkıntı var mı? Donmadır. Sesli bir problem varsa bunları bana söylerseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi Yunus Emre Tunç start finish düzlüğüne doğru ilerliyor. Şimdi çizgiye geldi ve 1.19.997 Halil Utku'yu binde 2 saniye geçerek ikinci sıraya yerleşiyor. Emre Berber'e bakalım. Şampiyon lideri kendisi. Onun tur zamanı nasıl gelecek? Tamamdır. Yayında da bir sıkıntı yokmuş. Sizlerden gelen geri bildirim doğrultusunda biraz rahatlamış oldum. Ben Onur'a bakmak istiyorum. Onur ayağını gazdan çekmiş anladığım kadarıyla. Furkan'a bakalım. Furkan neler yapacak? O da tura başlamaya doğru ilerliyor. Evet, biliyorsunuz artık son virajın ismi de değişmişti geçtiğimiz yıl. Önceden bu viraj Parabolica adıyla anılıyordu ama artık Ferrari veya artık İtalya yönetimi, bilmiyorum kim istedi ama artık yeni ismi de Curva Alberito, bildiğiniz gibi artık o eski Parabolica terimini kullanmamaya çalışıyorum ben de. Arada Parabolica dersem de kusura bakmayın. Ama biliyorsunuz artık İtalya'nın son virajının ismi Curva Alberito oldu. Zaten İtalya'nın virajları çok fazla yok. Her biri yüksek süratli virajlar. Sadece bu noktalar biraz orta süratli diyebiliriz. Lezmo'ların çok hızlı virajlar olduğunu biliyoruz. Pilotları en çok zorlayan virajlardan birisine doğru ilerliyoruz. Birazdan Ascari. Evet, Ascari pilotların en çok hata yapıp kazaya karıştığı nokta. Bugün yine orada bir kaza görüp güvenlik aracı da çıkartabilir kaza yapan isimler. O yüzden pilotların da çok çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Ascari'de. Evet, Furkan da sorunsuz bu şekilde geçti. Önünde bir Alfa Romeo var. Bana hava koridoru alacak. Evet, Kaan, dediğin gibi gerçekten Parabolica hani mihenk taşı bir virajdı ama artık ismi Curva Alberito olunca yani bir insanın kulağı bir yabancı algılıyor ve Furkan 1.20.8 ile 10. sıraya yerleşmiş oldu. İlk hakkında ilk sıraya yerleşen Halil Utku devamında ne yapacak ama Halil şu an inanılmaz yavaş. 0.9 saniye yavaş bir turla ilerlediğini görüyoruz. Özgür bakalım nerede şu an? Özgür turu tamamlamaya doğru ilerliyor. Özgür'ün turuna bakalım. Özgür şimdi çizgiye geldi ve 0.2 saniye geliştirerek 6. sıraya yerleşiyor. Ferrari bugün tek başına temsil ediyor. Tabii ki İtalya'da bir diğer ev sahibi takım da bildiğiniz gibi Alfa Tauri'ler. Ve Eren şimdi tura başladı ve Eren'e de konuk olalım. Eren şimdi ilk iki virajı sonuçlu bir şekilde geçmeyi başardı. Curva Grande'yi geçiyoruz. Ardından ilk sektörün sonu, ikinci sektörün başındaki Roje Şikan'ı doğru ilerleyeceğiz Eren'le ve Eren şu an %5 saniye kendi sektör derecesini geçmeyi başarıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikinci DRS noktasındayız. Evet, ben tabii ki şunu da sizlere sormak istiyorum. Ama bu ikinci sektörde yavaş kaldı Eren. Artık bu hafta Bahreyn'le beraber Formula 1 2022 sezonunun startını veriyoruz. Muhtemelen hepiniz sabırsızlıkla pazar günü 5 kırmızı ışığın saat 6'da sönmesini bekleyecek.
tuttuğunuz takımdan memnun musunuz? Kimlerin güçlü olacağını düşünüyorsunuz? Bunlar hakkında da yorumlar yazarsanız hem de sohbetimizi etmiş oluruz. Ve Eren 104 saniye derecesini geliştirerek 7. sıraya yerleşti. Kaan neler yapıyor? Kaan şu an ilk sektörde 0.1 saniye kendi zamanını geçmeyi başarmış. İlk Lezmo'da herhangi bir problem yaşamadı. İkinci Lezmo'yu dönüyor. Kaan ve şimdi önündeki Mercedes'ten Serhat'tan sanıyorum ki bir hava koridoru aldı. Evet, Mercedes yavaş olduğu söyleniyor. Özellikle bu dalgalanma, yunuslanma artık İngilizcesi Purse Crossing miydi neydi tam hatırlamıyorum şu an. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Ciddi anlamda Mercedes o problemden muzdarip. Özellikle Russell'ı izlerken Russell aynı Gasly gibi kafası oynuyordu yani. Kas kamerası olsa muhtemelen Gasly'den de hemen düzelteyim. Russell'dan da öyle bir dans görecektik. Kaan da bu arada 1.19.9'la 4. sıraya yerleşmiş oldu. Aston Martin pilotu. Deha pitte. Bakalım ne zaman piste çıkacak. Emre Berber'e ben bakmak istiyorum ama Emre de 2 saniye yavaş. Muhtemelen bir hata yaptı. ELS'sini doldurmaya çalışıyor Eren. Körman Verito'yu muhtemelen bir sıkıntıyla geçti ve turu iptal olmuş. Şefik'e bakalım. Ama Şefik de ayağını gazdan çekerek ilerliyor. Onur. O neler yapacak? Evet Efe, ben de gerçekten Felipe Massa'nın şampiyon olmayı hak eden bir pilot olduğunu düşünüyorum. Keşke olabilseydi. Evet, Onur da turunu tamamlayıp 1.20.343 ile 10. sıraya yerleşmiş oldu. Ali Rutu'ya tekrardan dönelim derken o da şimdi pite geldi. Yunus Emre Tunç, tura yeni başlamış Williams pilotu. Tabi aradaki farkları şöyle ekranlara getirmek istiyorum ben. Gördüğünüz gibi yarım saniye içerisinde 4 pilot var. 1 saniye içerisinde 11 pilot var. Biraz çakıl havuzuna taştı. Yunus Emre. Hep bildiğiniz gibi Felipe Massa'dan bahsetmişken Felipe Massa aslında çok yetenekli, çok hızlı bir pilot. Ama maalesef ki 2009 Macaristan Grand Prix'sinde Jenson Button'ın aracından kopan artık amortisör parçası olması gerekiyordu. O kopup Massa'nın kaskına çarpınca Massa 2009 sezonunu neredeyse kapattı. O kazasıyla beraber sonrasında eski formunu da bir türlü yakalayamadı Felipe Massa. Aslında Massa'yı eskiden izleyenler, 2009 öncesinde izleyenler ne kadar hızlı bir pilot olduğunu bilecektir. Evet, Yalçın çıkış turunda 6. sırada Emre ve Eren. Çıkış turundalar. Furkan bakalım tura başlayacak mı? Furkan da tura başlamaya doğru ilerliyor. Ama öncesinde Serhat başlayacak ve ben Serhat'a odaklanmak istiyorum. Kendisi şu an 0.4 saniye geride 3. sırada. Efe de eskileri yad ediyor chatte. Ben böyle kendi ekranıma bakıyorum ama böyle arada minik minik droplar giriyor. Sizde de varsa söylerseniz sevinirim. O sorunu da çözmeye çalışırım. Böyle çok minik minik bazen bir takılmalar görüyorum ben ama bende oluyorsa bendik bir problemdir. Sizde yoksa herhangi bir ayar değişikliği yapmama gerek yok. Evet, anlık var mı? Tamamdır o zaman. Ben şöyle ufak bir ayar değişikliği yapayım. Evet. Devam ediyoruz. Şu an o sorunun düzelmiş olması da gerekiyor. Tabii ki bilgisayar çok iyi olmadığı için chat'i tekrardan maalesef telefon üzerinden okumak durumunda kalacağım. Yan ekranda operadan okuyayım diyorum ama işte bu ufak tefek artık ekran kartından mıdır, işlemciden midir bilmiyorum. Bazen anlık mini droplar yaşatıyor bana. O yüzden de kusura bakmayın.
Evet, şu an o mini droplarda düzelmiş olması lazım. O droplar düzeldiyse ve bu konuda beni bilgilendirirseniz çok çok sevinirim. Evet, bu arada ben de şöyle abonelerimi de göstereyim. Evet, Furkan yine derecesini geliştiremedi. Furkan bugün istediği tempoyu bir türlü atamamış vaziyette. Ben bir diğer pilotlara bakacağım. Özgür şimdi çıkış turunda. Eren tura devam ediyor. 0.4 saniye. İyi bir şekilde ilerliyor. Evet Erkan, şu an çıkış turunda, tura başlarken Deha'yı yakalayacağım. Merak etme, gözüm onun üzerinde. Deha'nın turunu merak ediyorum. Ali Rutku 0.2 saniye yaklaşabilen tek isim Deha'ya. Eren bakalım neler yapacak. Alfa Tauri pilotu şimdi çizgiye geldi ve 6. sıra. 1.19 900 geldi ve Deha şimdi tura başlıyor. Deha Demircioğlu'na hep birlikte bakalım. Son yarışların hızlı ismi Deha. Bugün neler yapacak? Hep birlikte izleyelim. Ya Yoran gerçekten güzel şeyler söylüyorsun ama tabii ki o dediğim cihazlar biraz yani şu anki ekonomik şartlarda çok pahalı. O yüzden bunu yönetim değerlendirip önümüzdeki turnuvalarda ödülleri büyütecektir. Evet, Deha turunda hata yaptı ve Furkan Kızıltunç bu sefer turunu geliştirip kendisini 3. sıraya atmış. 0.4 saniye geride ama Ali Lütfü Önen şu an tura devam ediyor. Deha muhtemelen ERS'sini doldurup bir tur daha atacaktır. Ve bu arada Ali Lütfü da ilk Lezmon'un çıkışında tur zamanını sildiriyor. Furkan yavaş bir şekilde ilerliyor. Yunus Emre ilk sektörde 1.14 saniye kendi zamanının gerisinde kalmış. Lezmoları döndü. Asgari'ye doğru ilerliyor. İkinci DRS noktasına. Evet, Deha için atlamalı bayrak sallandı. Deha'ya yaklaşıp geçebilen bir isim olacak mı? Göreceğiz. Evet, 0.1 saniye. İlk sektörde ve ikinci sektörde yavaş kalmış oldu derken Asgari'nin çıkışında da Yunus Emre tur zamanını sildiriyor. Bakıyorum tekrardan bir turda olan isim yakalayabilecek miyiz? Bu arada Caner Burak Aksoy 0.8 saniye hızlanmış ama 2.7 saniye geride. Gerçekten çok ciddi bir farkla geride olduğunu söyleyebiliriz. Özgür 0.1 saniye daha iyi bir dereceyle ilerliyor. Kör Valberito'yu çıktı şu an start finish düzlüğüne doğru ilerliyor. Çizgiye geldi mi 11. sıraya atıyor kendisini. Hemen Caner'e dönelim. Caner ne yapacak? Caner Burak, o da şimdi çizgiye geldi ve 14. sırada kalıyor. 1.5 saniye geride kaldı. Alfa Romeo'lar gerçekten çok geride kaldılar bugün. Şefik de içeri geldi ve sıralama turlarını bu şekilde bitiriyoruz efendim. Ve Deha Demircioğlu İtalya'da Monza'da yarışa pole'den başlayacak. Ali ikinci, Furkan üçüncü, Serhat dördüncü, Yunus Emre 5, Kaan 6, Eren 7, Onur 8, Yalçın 9, Şefik 10, Özgür 11, Emre 12, Canberk 13, Caner Burak, Aksoy 14, Yusuf Kerem 15 ve Ferhat Sucuoğlu da 16. sıradan yarışa başlayacak. Tabii ki şampiyon lideri Emre Berber çok gerilerde kaldı. Ben tabii ki size de puan durumunu aktarayım kıymetli izleyenler. Evet, Hollanda'dan sonra yani bu yarış öncesinde şampiyonada işler Hollanda'da biraz petaklak oldu biliyorsunuz. Çok fazla güvenlik aracı çıkmıştı. Çok olay yaşamıştık. Ama güzel bir yarıştayız demiştik Hollanda'da. Biliyorsunuz Hollanda'da Yunus Emre kazanmış. Emre ikinci olmuş. Yalçın üçüncü olmuştu. Ve bu podyumdan sonra puan durumu da şöyle efendim. Emre Berber 109 puanla şampiyonada lider. Deha Demircioğlu 84 puanla ikinci. Yunus Emre Tunç 83 puanla üçüncü. Özgür 80 puanla dördüncü. Furkan 68 puanla beşinci. Canberk 53 puanla altıncı. Yalçın 47 puanla yedinci. Kaan 38 puanla sekizinci. Ferhat 30 puanla dokuzuncu. Onur da 24 puanla onuncu sırada. Evet,
Demiştik Aston Martin problem yaşıyordu son iki yarıştır ve bu problemin cezasını da Hollanda'dan sonra çekmiş oldu. McLaren 109 puanla şampiyonu da lider. Williams 107 puanla ikinci. Ve Aston Martin de uzun süre sonra artık liderliği McLaren'e devretti ve 106 puanla üçüncü sırada. Ferrari 88 puanla dördüncü. Alpine 84 puanla beşinci. Alfa Romeo 64 puanla altıncı. Alfa Tauri 62 puanla yedinci. Red Bull 41 puanla 8. Haas 40 puanla 9. ve Mercedes de 11 puanla sonuncu sırada takımlar şampiyonasında da. Takımlar şampiyonasında ilk 3 takım McLaren, Williams ve Alfa, hemen düzeltelim, Aston Martin aralarında sadece 3 puan var. 109, 107 ve 106 bu yarıştan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tabii ki şu an 25 puanın üzerinde bir fark var Emre ve Deha arasında. Emre şu an 12. başlayacak. Deha'nın kazanıp Emre Berber'in de gerilerde olması gerekiyor şampiyonanın biraz daha kızışması için, ama Emre Berber de gerilerden çok güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi yükselecektir. Bakalım 16 pilotla yarışa başlayacağız. Neler olacak? Artık son 5 saniye formasyon turu öncesinde pilotlarımız son hazırlıklarını yapıyorlar. İlk 10 dışındaki pilotlar hangi lastiklerle yarışa başlayacaklar? Bekleyip göreceğiz. Evet, artık tüm grid yerini almış durumda ve lastiklere şu şekilde bakalım. İlk 13 pilot yumuşak hamur ama 14, 15 ve 16. sıradaki Caner, Yusuf ve Ferhat orta lastiklerle yarışa başlıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi 27 turluk mücadele formasyon turundan sonra başlayacak. Deha Demircioğlu formasyon turuna önderlik ediyor. İlk viraj kritik öneme sahip. Özellikle tam bu noktaya kadar sıralamanın netleşmeyeceğini söyleyelim. Buraya kadar, Roje şikanına kadar mücadeleler izleyebiliriz. Ardından Asgari'de de ataklar görme ihtimalimiz var biliyorsunuz. Ve Asgari'den sonra da start finish düzlüğünün sonunda, yani ikinci turun hemen başında ataklar izleyebiliriz. İlk turun sonuna kadar oldukça fazla sıra değişikliği görebiliriz. Tabii ki bu sıra değişiklikleri kimler arasında olacak bekleyip göreceğiz. Bu arada Deha Demircioğlu'nun aracı muhtemelen bir ses bug'ı yaşıyor. Şöyle bir düzeltmeye çalışalım. Evet, şu an düzeldi sanıyorum ki. Çekilişim uzun olduğunu hatırlatalım. İtalya Monza'ya özel biliyorsunuz. İtalya Monza, Ferrari nevi ve bugün Fanbox'tan Ferrari temalı Formula 1 2022 aracı olan F175 tişörtünü değerli izleyicilerimizden birisine hediye edeceğiz. Yapmanız gereken ünlem DLR yazıp kanalımızı takip etmek. Onun dışında yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Yarışın ve mücadelenin keyfine bakın. Ben Hasan Çatalpınar. Bu yarışı sizlere dilim döndüğünce en iyi şekilde anlatacağım. Artık start finish düzlüğüne geldik. Deha poldeki yerini almaya doğru ilerliyor. Son yarışlardaki ivmesini koruyabilecek mi? Tabii ki Hollanda'da problemler yaşamıştı. Deha Demircioğlu tekrardan üzerindeki külleri atıp yeni bir kabukla İtalya'dan, Monza'dan ayrılabilecek mi Deha? Şampiyonada ikinci sırada Emre Berber. Şampiyonada zirvede ama ilk onun dışında yarışa başlayacak Ferhat. Son sıradan başlayacak. Arkadaki orta lastikli isimlerin mücadeleleri, yükselişleri nasıl olacak? Tek bir pit stop var görmüş olduğunuz gibi beklenti olarak. Tabii ki kazalarla beraber pit stopların sayısı da artabilir artık. 5 kırmızı bekliyoruz. Tüm pilotlar yerlerini aldılar. İtalya'da Monza'da hız tapınağında 5 kırmızı bekliyoruz. Işıklar sönüyor ve mücadele başlıyor. Nihan'ın iyi bir start aldığını gördük ama sonrasında nasıl bir ivme yakalayacak bekleyip göreceğiz. Ali Lütfü şu an ikinciliği korumuş durumda. Deha direkt içeriği kapattı ve ataklı riskini önlemiş oluyor. Bu pozisyonla beraber arka tarafta Serhat ve Furkan'ın mücadelesi var. Kaan'ın yükseldiğini görüyoruz. Furkan 5. sıraya kadar gelmemiş durumda. 2 sıra geriledi ve Kaan takım arkadaşı 3 sıra yükselerek startın kazanan isim oluyor. 1-2 sıradı. Deha ve Ali yerlerini korumayı başardılar bu arada. Kör ve Grande'de yan yana gelen isimler var. Ve Onur bu arada Serhat'ı geçiyor. Acaba Serhat'ta bir problem mi var? Onca da yan yana geldiler ama Onur Özbek önde kalmayı başarıyor. Serhat da
2 sıra kaybeden isim oldu. Arka tarafta Özgür'ün 2 sıra yükseldiğini görüyoruz. Ferhat 8 sıra yükselmiş vaziyette. Ferhat'tan inanılmaz bir start var. Yunus Emre Tunç 10 sıra gerilemiş durumda. Start'ın en çok kaybeden ismi şu an 15. sırada. Bakalım ön tarafta mücadeleler nasıl olacak? Aston Martin pilotları yine 3 ve 4. sırada devam ediyorlar. Takımlar şampiyonası için bulunduğu konum. Aston Martin pilotları için kritik öneme sahip. McLaren ve Williams pilotlarının önündeler şu an. Onur Aston Martin'lerin hemen ensesinde. O da takımına kritik puanlar getirmeye çalışıyor. Evet, Körval Berito'yu dönüyoruz artık. Deha Demircioğlu ilk turu 1.2 saniyelik bir fark açarak lider tamamlıyor. DRS tehdidinden kurtulması da kendi yarışı için çok kritik öneme sahip. 3. tura kadar bu farkını koruyabilirse rahat bir nefes alabilir geri kalan turlarda. Bu arada Caner Burak sanıyorum ki bir problem yaşadı derken Yunus Emre bite geliyor bakalım. Evet, ön kanadında bir hasar var anladığım kadarıyla. Grup mücadelesi nasıl olacak? Ferhat ve Onur arasında bir mücadele var. Bölme Grande'de aradaki fark 0.3 ama Roger Şikan'ı belki bir atak görebiliriz. Ama şu an atak yapacak kadar da yaklaşamadı. Ön tarafta fark 2 saniye çıktı neredeyse. 1.8 oldu. Deha Demircioğlu. Sebastian Vettel'in önden başladığı yarışlardaki temposuna benzer bir tempoyla fark 2 saniye çıkartıyor. Sebastian Vettel'in prime zamanlarını izleyenler ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde hatırlayacaktır. 2 saniyenin üzerine çıktı fark. Deha gerçekten inanılmaz bir tempo ile ilerliyor şu an. Ferhat da 12. sıraya kadar gerilemiş oldu. 8 sıra kazanmıştı. Ama tekrardan 12. sıraya kadar geriliyor. Bakalım geri kalan mücadeleler neler gösterecek. Tabii ki Monza'da DRS treninin olmasıyla beraber geçişlerin zorlaşacağını da söyleyelim. Deha'dan 1.22.105. Şener Üstur'u geldi ve 2.1 saniyeyle DRS tesisinden de kurtuluyor. Evet, hareketli arka kanat sistemi DRS'de an itibariyle açılıyor. Arka tarafta Red Bull ve Haas mücadelesi mi var? Tam göremedim orada. Hayır, Alfa Romeo ve Red Bull mücadelesi varmış. İstekardan bir ön tarafa dönelim. Ferhat Onur'a yaklaşmaya çalışıyor ama Onur da Furkan'ın hava koridorunda olduğu için Ferhat'a karşı herhangi bir dezavantajı yok. Evet, o zamanlarda kaybedenler ekranlara geldiğinde üzerinde orta asit tercihinde bulunmuş. Yumuşaklarla başlamıştı ama Caner'den 26 saniye geride. 3. turdayız. DRS açıldı ve görüyorsunuz arka kanatlar artık kalkıyor. Birazdan geçişler görebiliriz. Furkan da takım arkadaşına iyice yaklaştı. Aston Martin'lerden bir takım için mücadelesi de izleyebiliriz. Asgari de şu ana kadar problem görmedik. Herkes teker teker ekranlara getirmeye çalışıyorum. Burada da bir DRS treni var. Eğer Eren Özgür'den geriye düşerse sıkıntı yaşayabilir arkadaki pilotlar arasında ve biz Kaan ve Furkan arasındaki mücadeleye bakalım. Evet, Furkan şimdi takım arkadaşının hava koridorunda DRS açtı. Furkan içeriği kapattı. An içeriği kapattı Furkan. Dışarıda gelip geçiyor ve üçüncülüğü takım arkadaşından alıyor. Furkan Kızıltunç ve DRS ile beraber görmüş olduk. İlk hata 4. turun hemen başında. Ardından nasıl mücadeleler olacak? Bu arada Emre Berber sanıyorum ki bir kazaya karıştı. Herhangi bir hasar yok ama spin atmış da olabilir. Emre de 14. sıraya kadar geriliyor. Hemen orta gruba dönelim. Buradaki mücadeleler nasıl olacak? Serhat'tan Onur'u takip edeceğiz. İlk kez bunun çıkışında Serhat'tan ufak bir sendeleme geldi. Yarım saniye var Onur'la arasında. Onur da Kaan'dan 0.6 saniye girdi ama Furkan şu an Kaan'dan kopmayı başardı. Furkan da Halil Utkuören'e yaklaştı. İkincilik için bir mücadele de olabilir o noktada. Emre gerçekten problem yaşıyor ve sanıyorum ki Asgari'nin çıkışında bir problem var ve Ferhat'a dönmek istiyorum. Evet, Ferhat sanıyorum ki Asgari'nin çıkışında bir problem yaşadı.
Kaan'ın arka kanadından olur izleyelim. Onur DRS'nin yardımıyla beraber start finish düzlüğünde dördüncülüğü yakalıyor. Ed Williams takımlar şampiyonasında Aston Martin'den kopmamak adına mücadele ediyor ve Onur şu an Kaan Yılmaz'ı geçerek Furkan Kızılkınç'ın peşine düşüyor. ERS miktarlarına hep beraber bakalım. Gördüğünüz gibi ERS nerede? Bir hayli azalmış. Ali Lutfu'nun neredeyse ERS'si kalmamış. Furkan %40 civarında ama biraz sendeledi ve fark bir saniyenin üzerine çıkıyor. Onur ve Furkan arasındaki fark bir saniye. Serhat 0.4 saniye geride Kaan'dan. Serhat şu an 0.4 saniye geride, %80 civarında bir ERS'si var. İtalya'da da ERS'yi giderli ve dertli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bir noktada savunma yaparken diğer noktada savunmasız kalabiliyorsunuz. ERS'niz bittiği takdirde ve bu da sizi savunmasız bırakıyor. DRS ve ERS kombinasyonuyla gelen arkadaki pilot için büyük şans. Bakalım Kaan neler yapacak? Kaan'ın da ERS'si yok şu an. Onur da Furkan'a karşı mesafeyi kapatmaya çalışıyor ama Furkan da Ali Lütfü ile arasındaki farkı 0.3 saniye kadar düşürdü. Kendisini içeriden göstermeye çalışıyor Furkan Kızılkınç. Bakalım geç frenaj içeride atak yapacak mı ama Furkan o riski almadan Ali ile arasındaki farkı iyice azalttı. Serhat da Kaan'a en uzası diyecek. Bir hayli yakın gerçekten. Torre Grande'ye beraber geçtik Kaan ve Serhat da. Kaan'ın tabii ki bu noktada Onur'dan hava koridoru alması Serhat'ın işini de zorlaştırıyor. Şefik ve Özgür de arka tarafta bu grubu takip eden isimler. Almatörü pilotları 9 ve 10. sırada da onlar bu gruptan koptular. Yalnız bir mücadele veriyorlar arka grupta. Ben tekrardan bir Furkan'a dönmek istiyorum. Furkan da ne yapacak? Ben Lutfu'nun muhtemelen startlayış düzgünde bir atak yiyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü ERS'si kalmamış ve Furkan şu an çok ciddi bir avantaja da sahip. Asgariden iyi bir şekilde çıkabilirse farkı biraz daha azaltacaktır. 0.6 saniyelik bir fark var. Eğer start finish düzlüğüne 0.6 saniyelik bir farkla girebilirse diyecektim. O fark da şu an kapanmış oldu. Furkan atağını yapabilir start finish düzlüğünde. Evet, Ali Lütfü bu arada 3 saniyelik bir ceza aldı. Bölme Alberito'da pist limitten açtığından ötürü. Şimdi Furkan DRS açık bir şekilde Ali Lütfü'ye yaklaşıyor. Red Bull pilot dışarıda kaldı ama Aston Martin pilotu DRS'nin yardımıyla içeriden Ali Lütfü önünü geçerek ikinciliği yakalıyor. Furkan için gerçekten temiz ve güzel bir atak. Ali Lütfü karşı atak yapabilecek mi? Şimdi roller değişti ama tabii ki arka tarafta Serhat Kaan'a iyice yaklaştı bu arada. Ama Kaan'ın düzlüklerde hızlı olduğunu görebiliyoruz. Elini uzatsa diyecek ama bir türlü yakalayamıyor ama ilk sektörde bir kaza var. Evet, bu arada Ferhat ve Caner Burak Aksoy bir temas yaşamışlar. Ve bu temasla beraber gerilere düşüyorlar. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki yakalayamadık ama en azından iki pilotun temas yaşadığını anlayabiliyoruz. Evet, Onur Kaan ve Serhat birbirlerine çok yakınlar. Şefik ve Özgür onlar da DRS alabilecek mesafeye geldiler. Kaan bu arada derken Ali Lütfü bir problem yaşadı. Asgari'de ve sıra kaybediyor. Şu an 5. sıraya kadar gerilemiş. Serhat da şimdi içeriden geliyor ve son viraj öncesi 5.liği almış gibi duruyor ama Halil dışarıdan atak yapabilecek mi diyecektim ama Serhat çok daha iyi. Çekiş yakaladı, bakalım bu grupta nasıl bir mücadele olacak derken Onur içeriye geldi ve derken 5 saniyelik bir ceza alıyor. Pite hızlı girdiği için. Şimdi bakalım Serhat içeriye kendisini göstermeye çalıştı ama Kaan yerini koruyor. Ali Lütfü'den büyük bir hata. Üçüncülükten beşinciliğe gerilemiş oldu. Onur Özbek de bir undercut denemesi yapıyor. Bakalım bu erken pit stop kendisine sıra kazandıracak mı? Tahtlar birbirine yakın. Kaan'dan Özgür'e kadar 5 kişinin oluşturduğu bir DRS treni var.
şöyle bakıyorum ama ya kaçan isim yok şu an. Şimdi start finish düzlüğüne doğru bir kez daha çıkıyoruz. Çepik DRS alacak ama bu mücadele şu an dahil olamaz derken Kaan ve Kaan, evet Kaan da Onur gibi kıta gelirken bir 5 saniyelik ceza aldı. Ali ve Kaan işte geliyorlar. Lastikleri ekranlara getirelim. Orta lastik tercihi geldi. Kaan da orta lastik tercihinde bulunmuş. Tek pit stop beklentisi var. Bu yarışın sonuna kadar gidebilecekler. Bu arada Emre Berber ve Can Berk arasında bir mücadele var. Mustafa Kerem de bu mücadeleye dahil olmaya çalışıyor derken Onur da Kaan ve Ali Utku'nun bir hayli farklı önünde çekmeyi başardı. Bir saniyelik büyük bir fark yakalıyor. Ve mücadelede kaçmış oldu. Evet, Roger öncesinde Emre de Can Berk'i geçerek 7.liği yakalıyor. Emre'nin de bu saatten sonra önü boş ve tempoyu biraz daha arttırması gerekecek. Biz bakalım ön taraftaki isimler neler yapacaklar. Bu arada Şefik ve Özgür arasında bir mücadele var. Askeri öncesinde Şefik dışarıdan geldi ve hemen düzeltiyorum bu arada. Özgür Şefik'e dışarıdan gelip geçiyor. Hatta Şefik Özgür'e ufak da bir temasta bulundu. Şefik'in de biraz sendelediğini görüyoruz. Şefik ve Özgür arasındaki mücadelede Özgür dışarıdan gelip Şefik Kapçı'yı geçerek dördüncülüğü yakalıyor. Onur, Kaan ve Halil. 5-5-3. Taneli cezaları var. Ve ikisi de pite geldiler bakalım. Arkadaki grubun neresinde yarışa geri dönecekler? Can Berk Emre'ye karşı atak yapmaya çalışıyor. Aradaki farkı iyice kapattı ama Emre yerini koruyacak diyecektim. Emre aracını ortaladı ve Can Berk'e girecek nokta bırakmadı gördüğünüz gibi. Biz Onur'a bakalım. Onur şimdi Özgür'ü geçiyor. Kaan da Özgür'ü geçti. Halil şimdi DRS'le beraber içeriden kendisini gösteriyor ama aracı içeriye atmadı. Risk almıyor. Halil Utku Önen, Kaan Yılmaz'a karşı derken Caner Burak Aksoy retire mı çekti yoksa yarış dışı mı kaldı? Evet, şu an aracı pitte ilerliyor. Retire çekmiş durumda ve yarışa veda eden bir isim oluyor. Ferhat Sucuoğlu 1.22 0.71 ile de yarışın en hızlı turunu elde etmiş oldu. Stromberg umarım sana çıkar. Zaten her yayında bir ödül verdiğimiz için şans biraz düşük oluyor. 70 kişi baksa herkesin şansı %1, %2 civarında bir durumda ama hepimizin şansı bol olsun. Bu arada Kaan aracını ortalasa da Halil dışarıdan zorlamaya devam ediyor. Körval Merito'da gerçekten güzel bir mücadele izliyoruz. Şimdi start finish düzlüğündeyiz ama Halil Tutku rahat bir geçiş yapacak. Daha DRS açılmadan neredeyse yanına geldi. Şimdi DRS ile beraber yanından gelip geçiyor ve Ali Utku Önen bir sıra daha yükseldi derken bu arada Özgür o da Kaan'ı geçti. Evet, Kaan iki sıra birden kaybetti ve Onur bu arada Furkan'ı geçmiş durumda. Furkan'ın geç pit stopu şu an kendisini Onur'un gerisine düşürüyor. Evet, Onur undercut denemesiyle başarılı oldu ve Furkan'ı geçiyor. Ön tarafta Deha, bakalım neler yapacak. Deha şu an bu grubun 26 saniye önünde. Deha Demircioğlu rahat bir tempoda ilerlemeye devam ediyor. Serhat bakalım neler yapacak. Onu da birazdan göreceğiz. Evet, ön tarafta ikili bite geldiler. Asıl rakipleri bu grup. Onur, Furkan, Halil Özgür ve Kaan grubu Deha ve Serhat'ın rakipleri. Geç pit stop şu an bir avantaj getirmedi. Bakalım Deha şimdi pitten çıkacak.
ama muhtemelen önde kalacak gibi duruyor. Bu arada Furkan, Serhat şu an tam kaosun ortasında kaldı. Onur bu arada iki kişiye geçiriyor. Evet, Serhat öyle bir noktada kaldı ki Onur'un da gerisine düştü. Arka tarafta Kaan ve Özgür temas ediyor ama herhangi bir problem yok. Özgür şimdi Mercedes'e dışarıdan atak yapmaya çalışıyor. Kör ve Grandi de dışarıda. Özgür, Roja da burada kalabilirse güzel bir atak izleyebiliriz şu an. Ferrari Mercedes mücadelesinde. Ferrari pilotu içeride derken bir temas var. Bir temas var ama Özgür geçmeyi başarıyor. Serhat momentum kaybetti şimdi ama Kaan da atak yapamamış durumda. 2019'daki Leclerc Hamilton temasına benzer bir temas yaşandı. Tam aynı noktada ama Serhat virajı dönmeyi başardı. Bu noktada evet, Furkan şu an 3. sırada Allutku elini uzatsa diyecek. Geç kutusunu yapmıştı adeta. Bakalım start finish düzlüğünde bir geçiş görebilecek miyiz ama oraya bile gerek kalmadan Kör ve Alberto öncesinde bir atakta izleyebiliriz. Allutku önden içeriye bir bakış atıyor ama DRS'yi de almış oldu. Furkan'a karşı Furkan direnmeye devam ediyor. Ama Allutku DRS'yi açtı şu an gördüğünüz gibi ve içeriden atağını yapıp üçüncülüğü alıyor Furkan Gizeltunç'tan. Deha'nın şu an 2 saniye önde olduğunu görüyoruz. Deha'nın da tabii ki o büyük farkı bir anda erimiş oldu geç pit stopla beraber. Ama yine de liderliğini koruyor Yusuf Kerem. Pit stop yaptıktan sonra Deha tekrardan liderliği almış olacak. Evet, lastiklerin ömürlerine bakalım kıymetli izleyenler. Yusuf Kerem 12 turdur bu lastiklerle devam ediyor yarışa. Tabii ki şu an çıkacak bir güvenlik aracı Yusuf Kerem'i de galibiyet mücadelesine dahil edebilir. Evet, Deha'nın arkadaki gruba göre avantajı da var. Özgür onları geçmeyi başarıyor. Asgari öncesinde Ferhat belki de bir saniye veya yarım saniye önce çıkabilmiş olsa pitten şu an bu gruba dahil olmadan belki de Deha'nın arkasında ilerleyecekti ama öyle bir noktada kaldı ki tam karambolun ortasında ve Halil Furkan Özgür'ü Onur'a geçirmiş oldu. Yalçın 3 saniyelik bir hesapladı. Evet, DRS treni de oluştu. Bakalım kimler kimlere atak yapabilecek. Birlikte göreceğiz. ERS'leri biraz kapatalım. Şimdi zemini arttıralım. Birkaç tur sonra tekrardan ERS'leri açarız. Yusuf Kerem liderliğini sürdürüyor. Henüz pit stop yapmadı Yusuf Kerem Yıldız. Özgür çok gerilerden başlamıştı. Ferrari'ye kendi evinde bir podyum getirebilecek mi? Şu an 0.7 saniye. Furkan Gizeltunç'un gerisinde. Evet, Özgür'ün askeri çıkışında gördüğünüz gibi hafif ayağını gazdan çektiğini gördük. Çünkü arkadan bir kayma yaşadı. Özgür şu an rahat bir konumda. Arkadaki Onur 0.7 saniye geride. Tabii ki gördüğünüz gibi DRS treni oluşunca atak yapmakta zorlaşıyor. Çekilişimizi hatırlatalım. Bugün Ferrari'nin 2022 aracı olan derken Furkan Kör ve Grandi de içeriden Allutkön'ün atanı yapıyor ve üçüncülüğü tekrardan Allutkön'den alıyor. Furkan Gizeltunç Allutkön'ün hatasını iyi değerlendirdi ve içeriden atanı yaparak üçüncülüğü tekrardan alıyor. Çekilişimizi hatırlatıyordum. O esnada mücadele olunca yarıda kalmış oldu. Bugün Ferrari'nin 2022 aracı olan F1 75
temalı Bambox'tan size bir adet tişört hediye edeceğiz. Yapmanız gereken ünlem DRL yazıp kanalımızı takip etmek. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Geri kalan yapacağınız tek şey yarışın heyecanla ortak olup bizleri izlemek. Evet, bu grup gerçekten yakın. Özgür de bir anda mücadeleye dahil oldu. Yunus Emre Tunç 3 saniyelik bir ceza alıyor. Mustafa Eren Asgari'nin çıkışında cezayı aldı. Özgür şimdi Ali Lütfü'ye yaklaşmaya çalışıyor ama Ali Lütfü'nün da DRS'si olunca atak yapmak Özgür için zor. Bu arada Serhat ve Onur mücadele ediyor. Onur içeriye geç, frenaj da girdi derken Kaan Onur arkadan çarpıyor ve Onur spin atarak gerilere düşüyor şu an. Ve Onur 3 saniyelik bir ceza aldı. Ve Şefik de Kaan'ın momentum kaybını iyi değerlendirip kör ve grande de içeriden atağını yaptı ve Roje Şikan öncesinde yerini sağlamlaştırıyor. Arka tarafta ufak bir kargaşa yaşandı. Onur geriye düştü. Kaan bir sıra kaybetti ve Şefik de iki sıra birden yükseliyor. Evet, iki saniye kadar düşürdü Deha Demircioğlu. Halil Utku'nun cezası 6 saniye oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 3 saniye bir cezası vardı zaten. Özgür yarım saniye geride. Furkan 2 sıra birden kaybedebilir bu arada. Evet, Yusuf Kerem artık pite geldi. Son 10 tura doğru ilerlerken, evet, gördüğünüz gibi Ali Lütfü ciddi bir farkıyla geldi. İçeriden atan yapıyor Özgür. Bakalım atak yapabilecek mi? Özgür de içeriye girmeye çalışsa da Furkan atan yapamıyor ama Furkan yerini korumaya çalıştığı esnada Ali Lütfü Furkan'ı dışarı doğru süpürdü ve Özgür de bir sıra yükseliyor. Evet, Deha lider. Ali Lütfü ikinci, Özgür üçüncü ama Özgür çok yaklaştı bakalım. Roja öncesinde bir atak görebilecek miyiz? Şimdi Özgür içeriye kendisini atmaya çalışıyor ama Ali Lütfü'den geç bir frenaj yerini koruyor. Özgür şu ana kadar yarışta en çok sıra kazanan isim. Ferrari'ye bir podyum getirmeye çalışıyor Özgür Özkaya. Bu arada ilk sektörde bir sarı bayrak var. İlk virajın çıkışında Ferhat Sucuoğlu muhtemelen bir spin attı. 0.3 saniye kadar düştü. ERS miktarlarını ekranlara getirelim. Ali Lütfü'nün ERS'si kalmamış vaziyette bu arada. Tabii 6 saniyelik bir cezası var. Ali Lütfü Önen'in Özgür Özkaya yarım saniye geride. Özgür şimdi 0.4 saniye geride Ali Lütfü'den. Start finish düzlüğündeyiz. DRS'yi açtı. Red Bull kaçıyor. Ferrari kovalıyor. Ama atak yapacak kadar burada yaklaşamadı. Çünkü ERS'sini de kullanmadı. Evet, Serhat tekrardan önde kurumu yakalamış oldu. Gördüğünüz gibi aradaki fark 0.7 saniyeye düşüyor. Furkan şu an podyumun dışında ama Ali Lütfü'nün cezası var. Eğer yarış böyle biterse Deha, Özgür ve Furkan şeklinde olacak. Emre Berber 9. sırada. Bu arada sanıyorum ki Deha alt kalsın. Çakıllara doğru taşıyacak gibi çakıl sesi geldi. Orada muhtemel o Deha'dan gelen bir çakıla doğru bir taşmaydı. Ama herhangi bir problemi yok Deha Demircioğlu'nun. Şimdi yarım saniye var. %5'e kadar düşürmüş Ali Lütfü için. Zor bir savunma olacak start finish düzlüğünde. Özgür bir kez daha atak yapmak için start finish düzlüğüne doğru çıkıyor. Aradaki fark 0.4 saniye. Red Bull kaçıyor. Ferrari kovalıyor. Bakalım Özgür ikinciliği yakalayabilecek mi? Bu sefer çok daha iyi bir hız farkıyla geldi. Kendisini içeri atıyor ve Özgür Özkaya bakalım ikinciliği alabilecek mi? Lastik lastiğe bir mücadele var ama Ali Lütfü
şu an için önde kalmayı başardı. Özgür zorlamaya devam ediyor ama Halil Utku'dan güzel bir savunma geldi. Yusuf Kerem de yarışın en üst turunu elde ediyor. Şimdi bir kez daha dışarıdan atak yapmaya çalışıyor Özgür. Halil dışarıda kaldı. Özgür içeriye girmeyi başarıyor ama Halil bir kez daha geç frenajda yerini koruyor. Özgür ve Halil arasındaki mücadele gerçekten çok güzel. Temiz vadede yarışıyorlar. Birbirlerine yeteri kadar boşluk bırakıyorlar. Ve böyle mücadeleleri izlemek biz izleyiciler için gerçekten çok keyifli. Furkan ve Serhat da kutuya yatmış aslan gibi fırsatını kolluyorlar. Öndekilerin yapacağı en ufak bir hatada podyumu veya ikinciliği alabilir Furkan ve Serhat. Tabii Halil Utku 6 sayılık cezası var ama bu cezaya rağmen savunmaya devam ediyor. Çünkü rakiplerini de zorlarken ceza alma ihtimali var. Evet, burada dörtlü bir ikincilik mücadelesi var derken askerinin çıkışında Emre Berber şampiyon lideri yarışa veda ediyor ve güvenlik aracı. Evet, Şefik, Onur fırsatı buldukları anda pite geldiler. Son turlarda farklar kapanacak ama tabii ki bu farkların kapanması Halil Utku için büyük bir dezavantaj şu an. Bakalım öndeki gruptan pit stop yapan isimler olacak mı? Yumuşak lastiğe mi geçiyor bu isimler? Evet. Pit stop mesaisi bir kez daha başladı. 20. turda Emre Berber'in askerinin çıkışında kazasıyla beraber güvenlik aracı içeri girdi ve arka grup yumuşak lastiğe geçiyor. Öndekiler için tabii ki şu an büyük bir şans var. Bu arada Şefik sanıyorum ki oyunun gazabına uğradı. Bu noktada Deha bakalım pit stop yapacak mı? ERS'leri göstermeye gerek yok çünkü herkesin ERS'si %100 olacak. Yavaş gidildiği için Halil Utku Öner için büyük bir şanssızlık olduğunu da söyleyelim. Evet, Deha, Özgür, Furkan, Serhat dörtlü öne yapacak. Sonrasında arkadan gelen isimler liderlik veya podyum mücadelesine dahil olabilecekler mi? Göreceğiz. Deha şimdi pite geldi gördüğünüz gibi. Arka tarafta Özgür de şimdi geliyor. Herkes pite daldı. Ön grupta derken bu arada Serhat Furkan'a ufak bir temasta bulundu. Evet, Serhat Furkan'a dokundan ötürü 5 saniyede bir ceza aldı gördüğünüz gibi. Evet, ön kanadını da değiştiriyor. Muhtemelen orada da ön kanadı kırıldı. Yumuşak hamurlara geçti gördüğünüz gibi. Herkes yumuşak hamura geçiyor tekrardan. Eren lobiden düşmüştü, tekrardan katıldı. 11. sırada mı? Hayır, 10. sırada. Hemen düzeltelim. Gördüğünüz gibi tüm pilotlar yumuşak hamura geçtiler. Serhat'ın almış olduğu 5 saniye de kendisine büyük bir darbe indiriyor. Gördüğünüz gibi cezalar bu şekilde ekranlarınızda. Son 6 turdayız ve 5 tura doğru ilerliyoruz. Güvenlik aracı arkasındayız. Ferhat'ı, Eren'i ve Yunus Emre Tunç'u bekliyoruz. Onlar konvoyu yakalayabilecekler mi? Deha Demircioğlu liderliğinde devam ediyoruz. Son 5 tur kala mücadeleye başlayacağız.
sonrasında müthiş bir mücadele de bizleri bekliyor olacak. En arkada görüyorsunuz Ferhat var. Evet, Eren tekrardan pite geldi. Eren acaba o an hangi lastiği tercih edecek? Muhtemelen yumuşak lastik. Evet, o da yumuşak hamura geçmiş durumda. Muhtemelen bu tur güvenlik araya çıkacaktır. Son 5 turu da yüksek tempoda geçeceğiz. Son 2 turda DRS açılacak tabii ki. Şunu da unutmamak lazım. Güvenlik aracı çıktıktan sonra büyük bir kaza olursa muhtemelen bir güvenlik aracı daha göreceğiz. Ve eğer o güvenlik aracını görürsek son turlarda da artık DRS olmayacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Ama şu an eğer yarış bu şekilde sorunsuz bir şekilde devam ederse son 2 turda DRS göreceğiz. Ve o DRS'ler yarışın gidişatını ciddi anlamda değiştirebilir. Evet, güvenlik aracı artık ışıklarını söndürdü. Bakalım Deha Demircioğlu ne zaman gaza basacak? Şu an tempoyu belirleme sırası Deha'da. Şu an güvenlik aracı körbe alma bitim virajına yeni girdi. Bu arada Deha gaza bastı ve yarışı başlatıyor. Halil Utgönen'i gerçekten gafil anlamayı başardı ve 0.6 saniyelik büyük bir farkla yarışa tekrardan başlıyoruz artık. Son 5 turda pilotlar bütün güçleriyle beraber rakiplerine saldıracak. Deha şu an iyi bir farka da sahip. Halil Utgun'un 6 saniyelik cezası olduğunu söyleyelim. Özgür, Şefik, Furkan, o isimler neler yapacak? Bunlar da tabii ki merak konusu. Halil Utgun ve Deha arasında yarım saniye var. DRS'den kopmaması gerekiyor. Halil Utgun'un bir şansı olması istiyorsa. Evet, Özgür şu an sıkılmada 8 saniye geriye düştü. Diğer pilotların mücadelesi de yakın bir şekilde devam ediyor ama şu an sıra kazanan isim görmedik. Güvenlik aracı çıktıktan sonra bu arada Halil Utgönen kaza yapıyor. Özgür'ün önüne geldi ama Özgür de çok ciddi bir momentum kaybı yaşadı. Bakalım güvenlik aracı gelecek mi? Şefik bir anda ikinciliğe yükseldi. Özgür önünde kaza olunca 6. sıraya kadar geriliyor. Asgari bir can daha aldı. Halil Utgönen yarışa veda ediyor. Güvenlik aracı çıkmadı şu an. Deha'dan 1.25.89 geldi. 3 saniyelik fark oluyor. Deha için büyük bir şans. Arka tarafta ikincilik ve podyum mücadelesi izleyeceğiz. Furkan çok yakın. Deha koptu mu şu an bu gruptan? Gerçekten Halil Utku büyük bir kazayla yarışın gidişatını değiştiriyor. Deha Demircioğlu çok ciddi bir puan farkı kapatacak. Emre Berber'e karşı. Furkan bakalım Şefik'i atak yapabilecek mi ama Serhat zorlamaya devam ediyor. Özgür için kötü oldu tabii ki. Önünde kaza olunca mecburen fren yapmak durumunda kaldı ve 6. sıraya kadar geriliyor Özgür. Bu tur itibariyle DRS de açılacak. Son 2 turda DRS mücadelesini de izleyeceğiz. Deha 4 saniye çıkardı. Şefik Deha ile tempo tutturma konusunda zorlanıyor şu an. ERS miktarlarını ekranlara getirelim. Şefik'in ERS'si kalmamış. Furkan ve Serhat atak yapacak ERS'ye sahip. Evet, görüyorsunuz.
Hareketli arka kanat sistemi. Son 3 turda devrede. Yeni DRS noktasında DRS'ler açılacak. Ferhat ve Furkan mücadele ediyorlar. Evet, Ferhat da kite gelerek ritayarı çekiyor. Yunus Emre de 10'unculuğa yükseldi. Son anda puan alabilecek durumda şu an. Burada Serhat. Şu an Furkan atak yapmaya çalışıyor. Rojan öncesinde ama yerini korudu Furkan. Tabi Serhat'ın 5 saniyelik bir dirilansı var. Kite gelirken Furkan'a arkadan çarptığı için Eteha galibiyeti doğru ilerliyor artık. Tam bakalım burada farkı biraz daha kapatabilecek mi? Evet, DRS açık bir şekilde geliyor. Şefik açıyor. Evet, görüyorsunuz Furkan atak yapmadı. Ayağını çok erkenden gazdan çekti ve start finish düzlüğünde hata yapıp Şefik'i avlamaya çalışacak. Daha 5 saniye çıkardı farkı. Artık son 2 turdayız ve galibiyete doğru ilerliyor. Deha için herhangi bir problem yok. Şimdi Furkan DRS ile beraber Şefik Kapçı'yı dışarıdan geçip ikinciliği yakalıyor. Furkan da önemli puanlar kazanacak takım adına. Şefik ve Serhat arasında bir mücadele var. Şefik zorlayarak kapıyı açtı derken Yalçın Fidan içeriye yılan gibi girdi ve üçüncülüğü yakaladı. Özgür de sıra yükseliyor. Bu arada Serhat ve Şefik'in temasıyla beraber Yalçın, Özgür, Onur ve Yusuf Kerem sıra yükseldiler. Bakalım Özgür şu an podyumu yakalamış gibi duruyor. Bu arada ufak bir kontra verdi. Şimdi arka taraftan Onur atak yapacak. Mesafeye geldi bir anda. Abi Yalçın'ın 3 saniyelik bir cezası var. Yusuf Kerem o da ceza aldı. Cezalar ekranlara getirelim. Şu an Yalçın, Onur ve Yusuf 3'er saniyelik cezaları var. Furkan Özgür podyumu tamamlayacak gibi duruyor. Yalçın bu arada bir 3 saniyelik daha ceza aldı ve 6 saniye oluyor cezası. Son tura doğru ilerliyoruz artık. Deha Demircioğlu start finish düzlüğüne doğru ilerliyor. Son tura başlayacak. Furkan ikinci, Yalçın üçüncü sırada ama Özgür şu an kendisine atak yapacak mesafede. Özgür yaklaştı Yalçın'a. Son turdayız artık. Yalçın içeride. Özgür dışarıdan kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama Yalçın'ın 6 saniyelik cezası var. Özgür'ün çok da zorlamasına gerek yok. Özgür de gerçekten çok iyi yükseldi ve podyuma doğru ilerliyor. Şimdi Körve Grande de dışarıdan geldi. Özgür ve Yalçın'a hatanı yapıyor derken Şefik de ritayarı çekerek yarıştan ayrılıyor. Özgür içeriden Yalçın'a. Roja da çok güzel bir atak yaptı ve üçüncülüğü alıyor. Bu arada öyle bir hava karardı ki adeta yağmur yağacak. Son turda bir yağmur bastırırsa daha bu yarışta çok şey görürüz ama artık yarış neredeyse bitti. Evet, 5 saniyeyle Deha artık kazanmaya doğru ilerliyor. Podyumda belli oldu diyebiliriz. Deha, Furkan ve Özgür. Eğer Özgür de tabii ki bir ceza almazsa burada da herhangi bir şey olmadı ama evet artık Deha da son kez Körve Alberito'yu dönüyor ve Alpin pilotu Monza da kazanmaya doğru ilerliyor. Evet artık start finish düzlüğüne geldi ve şov yaparak kazanıyor Deha Demircioğlu. Müthiş bir performans. Furkan ikinci, Özgür de gerilerden yükselerek Ferrari'ye Tifosi'nin evinde podyumu getiriyor. Onur dördüncü, Kaan beşinci, Yusuf altı, Yalçın yedi, Canberk sekiz, Eren dokuz ve Serhat da günün son puanını alıyor. Deha'dan müthiş bir performans. Sezona çok kötü başladı ama sonrasını müthiş götürmeye devam ediyor Deha Demircioğlu. Hollanda'da şanssızlık yaşamıştı ama üzerindeki ölü toprağı hemen attı ve tekrardan güçlü Deha'yı bu yarışta görmüş olduk ve İtalya'da Monza'da hız tapınağında kazanan Deha Demircioğlu oluyor. Tabii ki Emre Berber'le arasındaki farkı şu an kaça düşürdü onu da bilmiyorum. Birazdan hesaplayacağım. Onu da size söyleyeceğim.
Emre'nin puan alamadığı haftada Deha'nın kazanması şampiyonluk için umutlarını ciddi anlamda arttırıyor Deha Demircioğlu'nun. Evet, şu an beklemeye devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sonuçlar ekranlarınızda. Evet, şimdi ben de bir puan durumuna bakayım hemen hızlıca. Kıymetli izleyenler. Şimdi buraya Emre 109 puanla gelmişti. Tabii ki bildiğiniz gibi 84 puanı da vardı Deha'nın. Ve şu an 109 puan oldu. Puan puana İtalya'dan ayrılıyorlar. Tam 25 puanlık bir fark vardı. Tam bir yarış mesafesinde ama Deha bugün kazanarak puanları eşitliyor. Tabii şu an pilotlarımızı da bekliyorum ben. Ekrana. Birazdan röportajlarımızı yapacağız. Ardından da çekilişimizi açıklayacağız. Bakalım çekilişimizde de kazanan talihli kim olacak? Onları da göreceğiz. Telefonu da düşürdük bu arada. Neyse, nazar olsun o da. Evet, şu an diğer arkadaşlarım bekliyorum, birazdan yanıma gönderecekler. Röportajımızı yapacağız. Evet, ekstra bir puanı da var, doğru. En hızlı turu da almıştı Deha ve şu an şampiyon lider olarak İtalya'dan ayrılıyor. Evet, Deha geldi, Özgür geldi. Furkan'ı bekliyoruz. Furkan gelecek. Evet, Furkan da geldi. Evet arkadaşlar, elinize kolunuz sağlık. Gerçekten güzel bir mücadele izlettiniz İtalya'da, Monza'da. Monza'da her zaman güzel yarışlar oluyor ve bugün de güzel bir yarış izledik. Evet Deha, bugün müthiş bir performansa imza attın. Tebrik ediyorum. Hollanda'da şanssızlık yaşamıştın ama üzerindeki ölü toprağı hemen atmayı başardın. Burada 5 saniyelik büyük bir farkla kazandın. Son bölümde gerçekten 5 saniyelik fark gerçekten büyük. Tempon muazzamdı ve yarışı kazanıp Enzo Turla beraber şu an Emre Berber'in 1 puan önünde İtalya'dan şampiyon lideri olarak ayrılıyorsun. Neler söyleyeceksin? Öncelikle bütün pilotların eline sağlık, senin de ağzına sağlık abi. Ya burada hızlı olduğumu biliyordum zaten. Bayağı da çalışmıştım. Bir sürü yarış izledim. Master olsun, profesyonel yarışlar olsun. Bayağı hazırlıklı gelmiştim buraya. Setup'ım çok iyi hissettiriyordu gerçekten. Acayip iyi bir setup'ım vardı. Vallahi Mad Steed'in de acayip zorlandım. Özellikle ilk virajda arabayı durduramıyordum. Hep lastiğim kilitlenip az daha spin atıyordum hatta. Safety car girdi. Emre galiba DNF oldu. O softa geçince de zaten softa hız olduğumu biliyordum. Direkt ilk turdan RSM'i gıdımladım. Böylelikle fast alarak yarış kazanmış oldum, bu kadar. Evet, tebrik ediyorum seni ve Furkan'a dönelim. Evet Furkan, seni tebrik ediyorum. Sen de son yarışlarda şanssızlık yaşayan isimlerden birisiydin. Özellikle takımlar şampiyonasında McLaren'in gerisindeydiniz ama bugün iyi puanlar alıp tekrardan liderliğe yükseldiniz. Neler söyleyeceksin? Yarış senin için nasıldı? Öncelikle Özgür'ü ve Deha'yı tebrik ediyorum. Deha zaten çok hızlıydı. Antrenmanları da birlikte yapmıştık, bir iki tane ve Deha yani kazanacağı belliydi açıkçası. Gerçekçi olmak gerekirse ikinci olmak en iyi sonuç olacaktı buradan. Ki zaten ben hem bu oyunda hem bir önceki oyunda Monza pistinde her zaman yavaştım. Bugün de aslında hız olarak belki ilk 4-5 pilottan biri değildim ama fırsatlar elime geçti, güzel değerlendirdim. Son iki yarıştır şanssızlıklar yaşıyordum. Takım arkadaşım Kaan da yaşıyordu. Bugün 2-5 olduk sanırım. İyi puanlar topladık. Biz de üstümüzdeki ölü toprağın attık. Haftaya da Portekiz var. Sevdiğim bir pist. İnşallah ilerleyerek devam edeceğiz bakalım. Evet, seni tebrik ediyorum ve Özgür'e dönüyorum. Evet Özgür, tek turda bugün gerçekten kötüydün. Ama yarış temponda bir o kadar güzeldi. Kendi evinde Tifosi
seni şu an kucaklıyor podyuma çıktığın için. Neler söyleyeceksin? Öncelikle podyumdaki arkadaşlara çok güzel kapıştaydı. Sıralamada cidden ben de bu kadar kötü bir tur atmayı beklemiyordum. Her turunda herhangi bir yerinde hata yaptığımı tamamlayamadım düzgün bir tur. Daha sonra yarışta da güzel bir startla 8.'ye kadar çıktım. Tilt'ta ilerledim. Evet, Özgür Şen odadan düştü. Özgür'ü bekliyoruz. Özgür de gerçekten sizin de yazdığınız gibi 1000 ping'i falan vardı. Şu an röportajı da düştü odadan. Bakalım geri gelebilecek mi? Yalçın, bir bilgi var mı Özgür'le ilgili? Hemen kontrol ediyorum. Bir saniye rica edeceğim. Tamamdır. Pardon, birazcık bağlantı sorunu oldu. Evet, şu an Özgür, söylediğin her şeyi baştan alırsan çok daha iyi olur. Çünkü biz anlamadık ve odadan düştün. Bir saniye. Şu an sesin iyi geliyor. Heh, tamam, iyiyse başlıyorum tekrardan. Evet. Kötü bir sıralama turu geçirdim. Bir turu tamamlayamadım. Her zaman bir virajda hata yaptım. 11. başlamayı beklemiyordum. Daha sonra startta iyi bir start aldım. 8.liğe kadar yükseldim ilk turda. Daha sonra DRS treninin arkasında ilerlerken undercut denemeleri oldu derken birkaç kişiyi de geçtim pit stopla birlikte. Daha sonra kendimi podyum savaşının içinde buldum. Orada da podyum güzel bir podyum savaşırken diyeyim. Safety car çıktı, Emre Berber kaza yaptı. Tabii bizim için de bedava bir pit stop oldu. Soft lastiklerine geçtik. Daha sonra Halutku birazcık fazla zorladı asgari virajında ve önümde spin attı. Ben de bundan dolayı yaklaşık 3-4 sıra kaybettim. Sonunda kaybettiğim sadece bir sıra oldu. O da Furkan oldu. Furkan'ı da tebrik ediyorum. Güzel yarıştı. Deha'yı da cidden tebrik ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet, ben de seni tekrardan tebrik ediyorum ve artık çekilişimize geçelim. İzleyicilerimizi daha fazla yorumlayalım. Evet, Yalçın. Hazır mıyız? Evet, arkada her şey hazır. Tamam, 17 geçiş çekelim. Şu an 16 geçiyor. Tamamdır. Yazmayanlar, katılmayanlar varsa ünlemlerine yazıp kanalımızı takip etmeleri yeterli olacaktır. Bakalım şanslı talihlimiz kim olacak? Ferrari'nin 2022 aracı temalı F175 tişörtü kime gidecek? Bakalım. Bekliyoruz. Hala 16 geçiyor. Kaç saniye var bilmiyorum ama 17 geçe olunca Yalçın. Şu an son 5 saniye. Tamam, ben de hala 16 geçiyor. 17 geçe basabilirsin. Evet Yalçın, sendeyiz. Basabilirsin. Okay. TR Tanerus ilk kazanan asıl talihli. Evet, TR Tanerus kazanan oldu. Bir de yedek çekelim. Bir saniye rica edeceğim. Tamamdır. ZTWW. Evet, o da yedek talihimiz oldu. Evet arkadaşlar, Discord'dan, Discord adresimize gelerek Altu Çakıroğlu'na ulaşmanız gerekiyor. O sizden gerekli bilgileri alacak. Tabii ki kazanan öncelikle TR Anderus'tu galiba. Değil mi Yalçın? Evet, oydu. O talihimiz ulaşacak. Ardından tabii o ulaşmazsa ZTWW'de hazır beklesin. Ulaşmayabiliyor bazen kazanan izleyicilerimiz. Ama tabii ki endişe etmeyin, yarın da çekilişimiz olacak. Yine 22.00'da PlayStation Diamond League'de Monza'da karşınızda olacağız efendim. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.